Programda ben açıklamak istemiyorum. Eyvallah. Kim konuşuyor abi? Abi ben konuşuyorum. Eğitim sisteminde insanların birden fazla yeteneği var. Her şey eğitimle yetinilmemeli yani. Her şey eğitim bir sınav olmalı. Aynen. Bravo kardeşim, harikasın. Fikirlerini beyan edemedim. Çoğu kişinin sanatsal yeteneği var. Yani her şey sayısal veya sözel değil. Tam bu kadar. Alsana da şimdi mikrofonu. Abi bence arkadaşın da dediği gibi eğitim sisteminin değiştirilmesi lazım. Doktora soruyorum. Neden doktor oldun diyorum. Diyor ki ben yuvarlakları karaladım doktor oldum diyor. Mühendise soruyorum. Sen nasıl mühendis oldun? Yeteneğin mi var diyor. Mühendis diyor ki kağıt koydular önüme. Kağıtları karaladım diyor. Bir baktım mühendis olmuşum diyor. Siyaset yok, eğitim var, eğitim. Siyaset yok, bırak! Evet, kimdeyim? Gel abi. Herkesi çekiyorum şu anda. Abi, ben burada kaldım. Ne yapıyorsunuz? Abi, haber bırak. Abi, konu ne? Sen ne Muharrem'i çarpıyorsun? Konu eğitim sistemi abi. Eğitim sistemi abi. Günümüzde eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsun? Tek. Oğlum bir susun. Abi şimdi eğitim sistemi şu an çok oynak bir şekilde ilerliyor. Sınavlar falan olsun, LGS olsun. Zaten 3-4 yılda bir sınav değiştiriyorlar abi. Yurt dışında belli bir sistemde gidiliyor. Türkiye'de o sistemi sürekli değiştire öğrencilerin kafası bunalıyor. Hiçbir şey yapamıyorlar zaten. Geri öğrencileri! Eğitim sistemi... Evet, kimdeyim? Gel, konuş! Gel kızlar, gel. Evet. Günümüzde eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsun? Aa, ben değerlendirmiyorum. Çok kim değerlendiriyor? Yok, ben değerlendirmiyorum. Sen değerlendir. Eğitim sistemi... Yani... LGS falan olması abi, eğitim sistemi çok iyi. Öbür ülkelerde abi, adamın şeyine göre... Hangi derste, hangi konu daha iyiyse ona göre bir yere sokuyorlar. Bizde sınava göre hangisi iyiyse ona, hangisi iyi değilse ona çöpe atıyorlar abi. İyileri kötüleri arkaya alıyorlar. O yüzden adaletli olmuyor bence. Gel böyle. Çocuklar, günümüzün eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle, tamamen sınava dayalı bir sistem var ve bu sistem bize strese sokuyor. Bu yüzden eğitim sisteminin hemen değişmesi lazım şahsi fikrim. Ne diyeceğim şimdi? Günümüzün eğitim sistemini değerlendiriyorsun abi. Ha. Çok güzel şimdi. Ben çok memnunum. O yüzden her zaman böyle kalmasını umuyorum. Pardon. Abi sadece sınava dayalı bir sistem var. Yani kim matematiği yapıyorsa, kim feni yapıyorsa onlar iyi liseler kazanıyor. Hiç sanat yok. Hiçbir şey yok yani. Sadece matematik ve fen. O kadar yani. Başka hiçbir şey yok. Kimdeyim? Yani bana göre şimdi iyi ama çalışan iyi. Yani çalışmazsanız biraz derde giriyorsunuz. Kimdeyim? Sen değil. Abi LGS kaldırırsın yeter bana. Ben? Deprem olmasına rağmen hala LGS yapıyorlar abi. Bu kadar. Değerlendirilecek hiçbir şey yok bu kadar. Abi benim ailemi... Kuzenlerim. Hepsi LGS'ye çalışmaya çalışıyor ama hiçbiri çalışamıyor. Şu an LGS'nin ertelenmesi gerekiyor ama sadece konular kaldırıldı. Sanki birinci dönem konularına çalışabilecekler, bize bir şey yapamayacaklar gibi. Bravo! Ben değil. Abi süper soranları çok beğenmiş. Okulda sarsın. Abi LGS kapatılsın. LGS çok kötü abi. Çalışana da kötü, çalışmayana da kötü. Çok kötü abi. Çok kötü abi. Kapatılsın. LGS kapatılsın. Çok kötü abi. Muharrem İnce'nin dansını yapacağız hadi. Yani hiçbir şekilde yeteneğe bağlı değil, sadece
ders çalışan ki bu yani iyi bir şey de azıcık ne bileyim yetenek falan da gerekiyor. Ben yok. Abi ne? Bırak. Günümüzün eğitimi sinirli değerli. Günüm kötü geçti ya. Sağ ol. Günüm kötü geçti ya aslan. Ben sana gününü değerlendirdim. Günümüzde eğitim sinirli nasıl değerlendiriyorsun? Eğitim çok kötü. LGS'yi kaldırmaları gerekiyor bence abi. LGS'ye kalsın. Sınavlar çok sıkıntılı bu ara. TEOG'dan sonra bu LGS aşırı zor. 6. sınıftaki halimle TEOG'u çözebilirken şimdiki LGS çözülmüyor. Aynen. Abi eğitim sistemini şunu açıklayayım. Torpilli olan kazanıyor bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Tanıdığım abi. Günümüzde eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Kaç sıradan alayım senden? Sen değil. Sen söyle. Nasıl değerlendiriyorsun eğitim sistemini? Ya şimdi LGS falan var diyorlar da. Eski kitapları 300'den başlıyor. Evet yani ya. Niye öyle çocuklar? Ne bileyim işte. Paralı eğitime karşı mısın sen bir öğrenci olarak? Efendim? Paralı eğitime karşı mısın? Karşıyım tabii. Yani bütün çocuklar aynı eğitimi görmeli yani. Gören de var. Haksızlık mı oluyor? Aynen. Sen paralı eğitime karşı mısın? Karşıyım. Neden karşısın? Bazıları daha iyi eğitim alıyor parayla ama bazıları da daha kötü eğitim alıyor ve aynı yerlere ulaşamıyorlar. Çıkıyor ortaya. Evet beni çekme. Çıkıyor oluyor değil mi? Ya bazı okullar aynı değil. Daha çok ilgileniyorlar. Paralı eğitimin verildiği okullar mı daha çok ilgileniyor? Evet. Normal milli eğitimin bünyesindeki okullar mı daha az böyle şeysiz yani yeteri derecede eğitim veremiyor? Evet daha az. Yetersiz mi ilgileniyor? Evet. Dershaneler de aynı şekilde. Eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim.